Evrensel'in 25. yıl kutlamasına hepiniz hoş geldiniz. Aslında burada alkışların olması gerekiyordu. Ancak pandemi dönemindeydik, hepimiz evlerdeydik. Hem kendimizi korumak, hem sevdiklerimizi korumak için. Şöyle başlayalım, biz dolu dolu 25. yılımızı büyük bir festivalle kutlamayı planlamıştık ama olmadı. Fakat bu durum Evrensel'i vazgeçirebilir miydi böyle bir kutlamadan? Tabii ki hayır. O yüzden sosyal medya kutlamamıza hepiniz hoş geldiniz diyelim. Şimdi 25 yıl önce 7 Haziran 1995'te işte Türkiye Gerçeği manşetiyle yayın hayatına başlamıştı Evrensel ve o manşete dava açılmıştı. Oldukça tanıdık sanırım hepimiz için. Evrensel gazetesinde yazar elbette gerçeği emek emeği evrensel yazar diye. İşte her gün yeniden gerçekleri yazmaya, her şeye rağmen gerçekleri yazmaya 25 yıldır devam ediyoruz. Umarız bir 25 yıl daha devam edip 50. yılımızda büyük bir festivalde hep birlikte bir arada olabiliriz. Lafı çok uzatmayalım. Genel yayın yönetmenimiz Fatih Polat anlatsın. Merhaba, 7 Haziran 1995 Evrensel'in ilk sayısının çıktığı gün, işte Türkiye Gerçeği manşetinin atıldığı gün ve ilk davamızın geldiği gün. Ben o zaman tıfıl bir yazı işleri üyesiyim. 25 yıl sonra bu konuşmayı yapmak elbette benim için hem bir gurur kaynağı hem de gerçekten zor bir konuşma. Evrensel'in habercilik anlayışını genel olarak 5M1K artı 11. tez diye tarif edebiliriz. Yani gazetecinin genel birikimine sahip çıkmakla dünyayı değiştirmeye aday bir yerde durmak. Bu ikisi arasındaki ahenkli denge son derece önemli. Kendinizi dünyayı değiştirme misyonuna sadece angaje ederseniz burada gazetecilikten feragat etmeniz de kaçınılmaz hale geliyor. Arada hatalar yapmadık mı? Yaptık elbette. Ne kadar başarılı olduk? Bunu ancak okur karar verebilir. Ama şunu söyleyebiliriz. Evrensel eksiklerinden, yanlışlarından öğrenmeye çalışan bir gazetedir. Özgüvenli olmakla, dik durmakla her şeyi bilmek arasında açık ara bir mesafe olduğunu hep biliyoruz. Genel olarak evrensel işçi emekçi haberlerine ağırlık veren, fabrikalardan mektuplar, haberlerle kendini destekleyen ve Türkiye'nin her yerinden aslında haber alan, bu pandemi sürecinde de aslında çok sayıda manşet yaptık böyle bir gazete. Ve genel eksenimizde emek, barış, demokrasi, özgürlükler ve internasyonalizm olarak tarif edebiliriz. Bir adım geri çekilerek bunlar büyük fotoğrafında nerede duruyor diye sorarsanız o zaman hakim verili medya düzeni için kapitalizm neyse evrensel için de sosyalizm odur diye bir yanıt vermek mümkün. Aradan geçen zaman içinde anmamız gereken arkadaşlarımız var. Metin Göktepe görevi başındayken gözaltına alınıp dövülerek öldürülmüştü ve biz daha sonra Metin'in adını duyarak ondan etkilenerek gazeteciliğe başlamış genç gazetecilerle çalıştık. Bu herhalde onu aramızdan alanlara da hayatın verdiği anlamlı ve güçlü bir yanıttır diye düşünüyorum. Diğer taraftan Hasan İşler seçim konvoyunu takip ederken kaybetmiştik Adana bürosundan arkadaşımızı. Onu da sevgi ve saygıyla anıyorum. Evrensel bir okul oldu. Çok sayıda gazeteci yetişti buradan. Hepimiz birbirimizden öğrendik aslında. Ve burada anmamız gereken bir başka arkadaşımız da sevgili Cem Emir. Cem gazeteciliğin temel ilkelerini, haber yazmayı, fotoğraf çekmeyi Evrensel'de öğrenmişti. Daha sonra Doğan Haber Ajansı'nda devam etti ve Van depremini izlerken, Doğan Haber Ajansı adına Van depremini izlerken kaldığı otelin çökmesi sonucu sevgili Cem'i kaybetmiştik. Onu da sevgiyle, saygıyla anmak isterim. Evrensel zor bir dönemden geçiyor. Başka gazeteler açısından da bu geçerli ama Evrensel üzerinde basın ilan kurumunun aslında iktidar politikalarına uyarlı bir şekilde bir abanması söz konusu. Yani yayın hayatımızı sonlandırmaya dönük bir kasıtla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak okurlarımızın sizlerin burada ciddi bir sahiplenmesi söz konusu oldu. Biz bunu e-gazete tirajlarımızdan da, abonelik sayılarımızdan da, basılı gazete tirajından da hissedebiliyoruz, görebiliyoruz. Bu bize bir sorumluluk da yüklüyor elbette ve halkın haber alma hakkı karşısındaki sorumluluğumuz bakımından kuşkusuz dik durmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan bağlarken belki şunu da söylemem lazım. Kazım Koyuncu'nun da aramızdan ayrılışının 15. yılındayız aslında ve Kazım Koyuncu Evrensel'in dostuydu. Hastalığını öğrendiği zamanlarda Evrensel'in açık hava Harbiye'de şenliği vardı. Kazım Koyuncu da katılacaktı ve programı iptal etmedi. Geldi. 3 şarkı söyledi. Büyük alkış aldı.
O günü gün gibi hatırlıyorum. Şimdi yaşıyor olsaydı keşke o da mutlaka bu programda olacaktı. Onu da bu vesileyle sevgi ve saygıyla anmak istiyorum. Önümüzde zor bir dönem var. Bu zorluğu okurlarımızın desteğiyle aşabiliriz diye düşünüyoruz hep. Diğer yandan da Evrensel bütün editöründen muhabirine, matbaa işçisinden düzeltmenine, şoförüne, aşçısına kadar aslında büyük bir özveriyle kendisini var eden bir gazete. Bu bir güç üretiyor aynı zamanda. Diğer taraftan bir güçlü sahiplenme var arkamızda her dönem. Yani dava koşulları, dava süreçleri, tüm bunları da aslında dik durarak aşmamızı kolaylaştıran bir şey bu. Ben bu vesileyle Evrensel'e sahip çıkan, var eden herkese, bütün çalışma arkadaşlarım adına teşekkür etmek istiyorum. Biz dik durmaya devam edeceğiz. Siz de bizim arkamızda durmaya devam ettiğiniz sürece bu bizim için çok daha kolay olacak. Tekrar saygılar, sevgiler. Evet, Evrensel'i anlattık ama bu bir kutlama olacak ve bugün şarkılar da bizimle olacaklar. Müzisyenler Evrensel için pandemi döneminde evlerinde hem mesajlarını paylaştı hem şarkılarını söyledi. Şimdi sahneye Feryal Öney ve Balkan Esintileri'yle Çalgı'ya İzmir grubunu davet ediyoruz. Merhabalar. Evrensel gazetesi de biz kardeşlikler gibi çeyrek asrı devirmiş. Ne güzel. Özgürlük için, adalet için, eşitlik için haykıran, ses çıkaran herkesin yıl dönümü kutlu olsun. Büyüdün yavrum sende, hasret sende, sevgi bende. Akşamlar döner geceye, geceler gebe gündüze. Büyüdün yavrum sende, hasret sende, sevgi bende. Akşamlar döner geceye, geceler gebe gündüze. Evrensel Gazetesi'nin 25. kuruluş yıl dönümünü Çalgı İzmir grubu olarak candan kutlarız. Benim üniversite yıllarındaki grubum İstanbul Blues Kumpanyası'nın da ulusal basında ilk röportajı Evrensel Gazetesi'nde yayınlanmıştı. Evrensel yeni bir gazeteydi o zaman. Demek 25 yıl olmuş. Benim için çok özel bir yeri var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Nice 25 yıllara ve size güzel bir türkü hediye etmek istiyoruz. Seni
senden bilmem. Üç kaza dolaştım resmi yok senden bilmem. Gel yanıma gir koynuma hayretme beni. Gel yanıma gir koynuma hayretme beni. Yemin ya seni mahpusta yatsam alacağım seni. Yemin ya seni mahpusta yatsam saracağım seni. Yemin ya seni mahpusta yatsam alacağım seni. Yemin ya seni mahpusta yatsam saracağım seni. Evrensel gerçekleri 25 yıldır yazdı dedik. Evrensel grevleri yazdı, direnişleri yazdı, eylemleri yazdı. İşçilerin, emekçilerin hep yanındaydı. Ama evrenseli evrensel yapan sadece bu değildi. İşçiler bu durumu şöyle anlattı. Biz evrenselden hem öğrendik hem de öğrettik dediler. Sadece Türkiye'deki işçilerin, emekçilerin değil, dünyanın öbür ucundaki işçilerin sorunlarını da anlatmayı başardı evrensel. Merhaba evrensel okurlarım. Ben 12 yaşında işçilik yapmaya başladım. Çocuk işçi olarak hayata atıldım ve hala işçiyim. 14 yaşımda bir grevle tanıştım. Çalıştığım yerde çalışma koşullarım çok ağır olduğu için oradaki çalışan işçiler iş saatlerinin uzunluğu, mesailerin verilmemesi, yemeklerin kötü olması nedeniyle greve çıktılar. 44 gün süren bir grev oldu. Fakat patronun bastırmasıyla grev bitti. Ben ondan sonra tekrardan bir fabrikaya girdim. Girdiğimde aynı sorunlar aynı fabrikada devam etmekteydi. Tabii bu grev sürecinde ben sendikacı abilerle falan görüşmeye başlamıştım. Bende farklı farklı sorular oluşmaya başlamıştı. İşçi nedir? Sınıf nedir? Sermaye nedir? Kapitalizm nedir? Bunlar benim kafamı kurcalayan şeylerdi. Bu grev 94'te olmuştu. 95'te de Evrensel Gazetesi çıkmıştı. Ben Evrensel Gazetesi'ni sokaklarda, gençlerin elinde, kahvelerde, servis araçlarında, fabrika önlerinde görmeye başladım. Ve çok mutlu oluyordum. Yani ben, çünkü sınıf bilinci oluşmaya başladığı zaman benim sesimi duyuran günlük bir yayın organı olması gerçekten onur vericiydi. Ben tabii ki evrensel çıktığından beri
her gün alan abonesiyim. Bunca yıla rağmen Evrensel'in başına bir sürü iş açmalarına rağmen cezalarmış, baskılarmış falan, hala direnen işçi sınıfının sesi olmaya devam eden bir okur olmaktan çok onur duyuyorum. Evrensel Gazetesi'nin bana ne kattığını bazen düşünüyorum. Beni ben yapan, gerçekten işçi bir kimliğim olduğu için ufkumu açan, sadece Türkiye'de sınırlandırıyordum ben o yaşlarda, sadece Türkiye işçileri yaşıyormuş gibi. Ama benim Evrensel'de okuduğum, tüm dünya ülkelerinde aynı sorunları yaşayan biz işçilerin, yani dünyadan haber alma şeyini, günlük bilgisini gerçekten bana ufkumu açan, politik görüşümü yerinde olması, hangi sınıfa aitim, nasıl mücadele etmem gerektiğini, günlük bilgi, yani aslında bir okul gibiydi. Benim için öyleydi yani. Her gün bir ders, bir kelime okuyarak öğreniyordum. Hala da öğreniyorum. Eminim daha çok öğreneceğim şeyler var. Ben hala çalışan bir kadınım. Anneyim. Hala fabrikalarda sendikal mücadele veriyorum. Bunun sebebi Evrensel Gazetesi'nin gerçekten tek bir çizgide işçi sınıfının gerçek sesi olmaya devam etmesiydi. Ve gerçekten çok onurlu bir gazete, çalışanları da öyle ve ben çok onur duyuyorum ki bazen o Evrensel Gazetesi'ni gidip bir kişiye vermek, işte bak bu fabrikada da böyle oluyor demek gerçekten benim işimi kolaylaştıran, oradaki işçinin aslında yalnız kalmadığını öğreten, bilgi alışverişi yaptığım, oradaki işçilerle çok kolay iletişime geçtiğim, işte biz varız, bizim sesimizi de duyan birileri var demek çok güzel. Nice yıllar Evrensel. Ben Mikail Kılıçam, Antep'te dokuma işçisiyim. 10 yaşından beri dokuma işçiliği yapıyorum. Hala da devam ediyorum işte. Emekli oldum, hala dokumacılığa devam ediyorum. Evrensel'le tanışmamız işte 96 dokuma işçilerinin direnişinden önceki süreçte bazen alıp okuyorduk. Yani işçi sınıfına yönelik günlük bir gazetenin çıkmış olması bizi biraz sevindirmişti. Ama en büyük etkisi Günaldı dokuma direnişinde işçilere yansıdı. Çünkü orada biz de çok etkilendik. Mesela direnişin ilk günü Evrensel'in bizim haberimizi manşetten vermesi bizde, yani işçiler, işçi sınıfının gazetesi olduğunu, işte orada işçi sınıfının gazetesinin önemini biz kavramaya başladık. Yani biz Evrensel'den hem öğrendik hem Evrensel'i örgütledik. Yani Evrensel'in daha çok okunabilmesi için işçilerle buluşmasını sağladık. Bu arada işte yani diyebilirim ki ilk günden bugüne, işte bugün 95 ve 2020, bugüne kadar sürekli takip ettiğim bir gazetemizdi. Yani işçi sınıfının gazetesi, günlük gazetesi. Günlük politikayı oradan öğrendik. Hayatımızda işte bizim gelişmemize, siyasete daha aktif katılmamıza, işçi sınıfı içindeki örgütlülüğümüze, işçi sınıfının sesi olmaya, yani sesini duyurmaya yönelik günlük işçi sınıfının basını olması yani bizi çok sevindirdi ve hala da takip ediyoruz yani Evrensel'i. Hala okuyoruz, okutuyoruz, öğreniyoruz, öğretiyoruz. İşte buradan işçiler arasındaki sorunları dile getiriyor. Yani kısacası ne biliyor musunuz Evrensel? İşçi sınıfının işte kendini gördüğü, işçi sınıfının içinde yer aldığı ve kendimi gördüğüm bir gazete. Yani onun için işte benim hayatımda da yani bir sürü değişikliklere neden oldu. Mesela eski gençlik dönemimiz, lümpen bir hayatımız vardı ama daha disiplinli, daha işine disiplinli, yaşamına disiplinli bir işçi haline döndük. İşte bugün geldiğimiz noktada Evrensel 25 yaşına bastı, işte 25. yılı. 25. yılında tüm işçilerin Evrensel'i takip etmesi, Evrensel'i okuması, ondan öğrenmesi, ona haber yapması, bugün işte Evrensel çalışanlarının da sınıfın bir parçası olduğunu kavramış, bilen biri olarak Evrensel'e 25. yılında
başarılar diliyorum. Merhaba. From the 500 sacked Liverpool dock workers and their families, we send you our support, our international solidarity and our friendship. And we'd like to send a message of congratulations to Evrensel newspaper. 25 years of publication, bringing the truth and a message of international solidarity to the workers and the people of Turkey. It's extremely important that Evrensel continues with that message of truth and international solidarity from all the workers all around the world. We send you our regards. We wish you well. Please stay safe and say bye bye for now. Sırada harika sesler var. Bir opera sanatçısı Senem Demircioğlu ve ona piyanosuyla eşlik eden İklim Tamkan. Ve ardından 18. yılımızda da bizi yalnız bırakmayan Hakan Mreskala bizimle olacak. Evrensel'in logosunu gördüğümüz her yerde yalnızlığımız biraz daha azalıyor. Evrensel gazetesini gördüğümüz her sokakta, her bayide, her kafede hayata biraz daha umutla bakıyoruz. Bu 25 yıldır böyleydi. Umarım aynı şekilde devam eder ve umarım bizler de elimizde gelen bütün desteği size verebiliriz. Kalbimiz, gönlümüz sizinle. Ve bir tane de şarkımız. Teşekkürler. Thank you.
sen bana bak. Açlık bitmiş isyan ve aslan da. Gündüz hayatta uyuyor onlar gelir. Seni kimse kandıramaz mı? Gülümce gül sen beni tanımam. Numaram yok ben de asla soramam. Dolarına yazdığım ne sabahdan bak. Gündüz hayatta uyuyor onlar gelir. Seni kimse kandıramaz. Duvarların üstünde biz yazarız. Biz yazarız, siz duvarların üstünde. Biz yazarız, biz yazarız, siz duvarların üstünde. Biz yazarız, siz duvarların Evrensel 25 yıldır bir aile olarak bir aradaydı. Mizampajından editörüne, muhabirine, kameramanına, aşçısına kadar hep bir aile oldu. Ve yazarlarımız da bu ailenin en önemli parçalarındandı. Aslında bugüne kadar en sert rüzgarlara karşı ayakta olmamızı da sağladılar bir yanıyla. Sadece Evrensel'e yazan yazarlar değil, her zaman Evrensel ailesinin bir parçası oldular. Biz de tüm yazarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Evrensel Metin'in hastasıydı. Metin Evrensel'e çok çalışıyordu. Evrensel'i çok seviyordu. Ben de Metin'in arkadaşları Metin kadar seviyorum. Yaşasınlar. Metin hastası 25 sene oldu. Kutluyorum. Evrensel 25 yıldır yayınlanıyor. Ben 15 yıldır Evrensel'de yazıyorum. Evrensel olan da özgürlük mekanım. Cumartesi günü oldu bu. Ertesi günü yayınlanacak yazıya başlayabilmeli, keyfini yaşıyorum. Özgürce düşünüyorum, düşündüklerimi özgürce yazıyorum. Evrensel benim düşünürken ve yazarken heyecanla, coşkuyla dolandığım özgürlük alanıdır. Evrensel'de yazmaya başlayalı 17 yıl olmuş. 2003 yılında başlamıştım. O zaman İstanbul Takip Odası Genel Sekreteriydim ve sevgili Fatih Polat bana acaba haftalık yazılar yazabilir miyim diye sormuştu. Başta korktum doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü böyle bir alışkanlığım yok. Haftalık yazı yazmak ciddi bir iş. Fakat sonrasında gördüm ki aslında Evrensel çok anlamlı bir adım atmamı sağladı. Tanıklıklarımı dile getirmeyi ve paylaşmaya bir kanal açtı benim için. O yüzden iyi ki Evrensel var diyorum. İyi ki bu kanalı açtı ve birbirimize ulaşabiliyoruz. Tanıklık yetmiyor. Bu tanıklığa aynı zamanda müdahil olmayı da eklemek gerekiyor. Evrensel bana bu olanağı verdi. Teşekkür borçluyum ben gazeteme. İyi ki Evrensel var diyorum. Evrensel işçiyi işçiyle, emekçiyi emekçiyle, köylüyü köylüyle buluşturan, halkıyla buluşan bir gazete olarak doğdu. Bugün de bu görevini sürdürüyor. Önüne çıkarılan bütün engellere, ekonomik, politik, her türlü baskılara karşılık korkusuzca sürdürüyor görevini. Her seferinde gece karanlığını ardında bırakan koşusuyla, sabahı sabahlara, aydınlığı aydınlıklara ulaştıracak 25 yıllık koşusu sürüyor, sürdürülüyor, sürecek. Çünkü emektir, emeğin gücüdür birleştiren. Senur Sezer'in Zeytin Türküsü şiirinde dediği gibi. Zeytini söyleyelim, zeytini. Kutsal kitaplara ona and olunmuştur. Çünkü vermezse meyvesini aç kalınır. Ne zaman kalır çocuğa bilinmez. Yerini hep genç bir ağaç doldurur. Ölümsüzdür, işçimizdir. 25 sene önce bugün, daha doğrusu bir çarşamba günü bir davet aldım Evrensel Gazetesi'nde yazmam için. İlk sayısında yazmamı çok arzu etmişlerdi. Ben de orada
ilk sayısında bir köşede yazmaya başladım. Hiç unutmuyorum. Çarşamba günü yazmam için gelmişti teklif. İlk sayısı için. Ben de çarşamba günü yazmaya başladım Evrensel'de. Fakat sonradan dediler ki hocam senin yazdıklarını okuyucular çok beğeniyorlarmış. Biz pazar gününe seni alırsak nasıl olur? Hem daha da çok okuyucuya ulaşırız. Ben de o zaman onlara demiştim ki ya benim için salı, çarşamba, perşembe mühim değil. Ama pazar unutmayın gavurlar azar. Ben de azarsam ileri geri laflar edersem başınıza bela olursa karışmam demiştim de. Hocam sen yaz boş ver demişlerdi. Ve o günden beri ben hep işte pazar günleri yazmaya devam ettim. Hep meselelerden bahsettim. Meselelerle 25 senedir uğraşıyorum. Halen bugün bu saat bu meselelerin birçoğu ülkemizde halledilmedi. Halledilmeyeceğini de bile bile inatla yazmaya çalışıyorum. Evrensel benim için çok önemli bir gazete. Orada yazdığım için çok mutluyum. Umut ederim bundan sonra da meselelere devam edeceğim. Evrensel Gazetesi'nin halka gerçekleri duyurmak üzere yola çıkışının üzerinden tam 25 yıl geçti. Yola birlikte çıktığımız gazetem Evrensel'in 25. yılını kutluyorum. Onca baskı, yasaklama ve saldırıya karşın yolundan sapmadan yürüyen Evrensel ailesinden biri olmaktan sevinç ve onur duyuyorum. Artık aramızda olmayan bütün dostları sevgiyle, saygıyla, özlemle anıyorum. Bu yolu birlikte yürüdüğümüz kalem arkadaşlarıma, Evrensel'de köşe yazarak bilgi ve birikimlerini işçi ve emekçilerle paylaşan yazar şair arkadaşlarıma, gazeteye sahip çıkan dostlara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki bir yolu yürüyoruz birlikte. Evrensel Gazetesi, geçmişi gelecekte bugün için harmanlayan 25 yıllık bir külliyat aynı zamanda. Barış, eşitlik, insan hakları, emek mücadelesinde sadece haber üreten değil, aynı zamanda kolektif hafızayı tazeleyen, bu yolda dayanışmayı ve mücadele dinamiklerini güçlendiren yayın çizgisiyle de son derece değerli. Yaşadığımız son korona pandemisi bize sağlıklı bir toplum ve birey olmak için sosyal ve siyasal iyilik halinin şart olduğunu gösterdi. Toplumcu tıp anlayışı ile kurulduğu günden bu yana Evrensel Gazetesi toplum bilincini geliştirdi ve bu yolda da söyleyebiliriz ki sağlıklı kalmak adına, sağlıklı ülke ve birey adına Evrensel'de buluşma zamanı. Karadeniz rüzgarını rock'la buluşturan isimlerden Niyazi Koyuncu da 25. yılımızda bize şarkılarıyla eşlik etti. Ve Lüksus grubunun solisti Alper Bakıner de bizimle birlikte. Çayımın şekeri gibi bir az bir çok bir var bir yokken ben bu kurnazlık kifayeti hangi yarama merhem edeyim gideyim yollar gideyim avare İhtilalim var adını verdim la 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 her yer isyan majeste her yer isyan majeste kaldın üryan majeste kaldın üryan majeste sen çek yürekleri
aheste, aheste, sen çek yürekleri. Aheste, aheste, ya. La, 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 la. Şekeri gibi bir az bir çok bir var bir yokken ben bu pür nazlı kifayeti hangi yarama merhem edeyim gideyim yolla kavganın ortasında. Yapayalnız kalsan da yılgınlığa kapılıp kör etme yüreğini. Sen tarihin oğlusun, yaşadın on bin yıldır. Yitirip inancını, kaybetme direncini. Kavganın ortasında yapayalnız kalsan da yılgınlığa kapılıp kör etme yüreğini. Sen tarihin oğlusun, yaşadın on bin yıldır. Yitirip inancını, kaybetme direncini. I am giving my salutation to our beloved Turkish people today because we are celebrating 25th anniversary of Evrensel newspaper. In these times is so important information, not only free information but also the people's right to be informed. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer la luz y allá la vida que vendrá de pie
Depremde sahadaydık, savaşta sahadaydık, pandemi dönemindeyiz, gene sahalardayız. Tabii gazetecilerden, meslektaşlarımızdan bahsediyorum. Halkın haber alma hakkını savunan meslektaşlarımızla biz sahalarda çoğu zaman bir araya geliyoruz zaten. Ama bir o kadar da adliye koridorlarında buluşmak zorunda kalıyoruz maalesef. Evrensel'in görünenin ardındaki gerçeğe işaret ettiği 25 yılda meslektaşlarımızla hep dayanışma içinde bir arada olduk. Merhaba. Evrensel 25 yaşını, yani çeyrek asır geride bıraktı. Kolay bir şey değil. Kutluyorum öncelikle. Ve Evrensel bu çeyrek asır boyunca her zaman emeğin, emek mücadelesinin, eşitlik mücadelesinin, halkların eşitliğinin yanında oldu. Hep bu ideallerin peşinden koştu. Bu ideallerin peşine koşması yüzünden de ayrıca Evrensel bizim kıymetlimizdir. Ayrıca kutluyorum. Ben de 24 yaşını geride bırakmış bir gazetenin, Agos'un çalışanı olarak ayrıca Evrensel'le bir kan bağımız olduğunu da düşünüyorum. Hem dünya ideallerimiz açısından hem de yayın çizgimiz açısından. Bu kan bağı içerisinde, bu kan bağı akrabalık içerisinde Evrensel'e hem kendi adıma hem de Agos ailesi adına tebriklerimi iletiyorum. Nice nice 25 yıllara, nice nice çeyrek asırlara diyorum. Herkese kutlu olsun diyorum. Evrensel 25 yaşında, dile kolay, az buz değil çeyrek asır ve üstelik bu kadar fırtınalı ve zor, siyaseten ve zor, ekonomik olarak da zor, sosyal ve sınıfsal olarak da zor bir dönemden geçerken Evrensel Gazetesi'nin varlığı Türkiye için çok önemli. En azından kişisel olarak benim için çok önemli, bir gazeteci için çok önemli. Özellikle de basın meslek ilkeleri büyük bir erozyona uğrarken, basın özgürlüğü büyük bir saldırı altındayken ve Evrensel Gazetesi de bundan fazla fazla payını alırken dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Bütün zorluklara rağmen, bütün ekibe, bütün Evrensel'i var eden, yayınlayan, gerçekleşmesini sağlayan, emek veren herkese kocaman bir teşekkür. Evrensel demek onlar demek. Nice 25 yıllara. Hani bazen çok karanlıktır, çok soğuktur, çok uzun zamandır hiçbir ışık, hiçbir çıkış yolu görünmemiştir. Bildiniz siz onu değil mi? İşte öyle anlarda her zaman güvenebileceğiniz sağlam dostlarınızı düşünürsünüz. Evrensel benim için bu dostlardan bir tanesi. Pusulası hep emekten yana, sömürüye zulme karşı. Cesur, alçak gönüllü, dayanıklı, direngen bir medya. İyi ki varsın Evrensel. Nice yıllara. Evrensel Gazetesi yayın hayatına başlamasıyla birlikte yerleşmiş bir yargıyı yıktı. Neydi bu yargı? Sosyalist solda istikrarlı devam ettirilebilir bir yayın organı çıkartmak mümkün değildir. Bunun çeşitli nedenleri var. Bu özelliğiyle arkasında gelenlere yol açtı, umut oldu ve örnek de oldu. Seçtiği haberler, yayınladığı dosyalar, öne çıkarttığı konular bakımından da Evrensel işçi sınıfının ve emekçi halkın sesi ve nefesi oldu. Arkasında somut bir mali yapı olmadan çeyrek yüzyıl yayın hayatını sürdürmesi başlı başına çok büyük bir başarıdır. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Musa Anteder'in yarım bırakmak zorunda kaldığı haberlerin Metin Göktepe'lerle tamamlanmasına tanıdık Evrensel Gazetesi. Çeyrek asırlık bir ömre, bir asırlık emek sürdürme başarısının tadı da cabası. Merhabalar, Murat Meriç ben. Bugün Evrensel'in 25. yaşını kutluyoruz. Heyecanlıyız. Ben iki kere heyecanlıyım. Çünkü 1995 yılının 7 Haziran günü yayınlanan bir numaralı Evrensel nüshasında benim de haberim var. Ankara'da kültür sanat muhabirliği yapıyordum. Celal Üster hazırlıyordu sayfayı. Cem Yalın büyük şefti. Sonradan kaybettik. Bugün saygıyla anıyoruz kendisini. Şirin Sümer'le küçük bir masayı paylaşıyorduk Ankara bürosunda ve oradan haberlerimizi hazırlayıp
gönderiyorduk. İlk imzalı yazılarım Evrensel'de yayınlandı. Dolayısıyla bugün buradaysam biraz da Evrensel sayesinde. Sonrasında pek çok mecrada başka yerlerde yazılar yayınladım ama Evrensel'le bağımız hiç kopmadı. 25 yıldır yanımızda Evrensel, nereden bakarsanız bakın çeyrek yüzyıla tekabül ediyor. Bu uzun bir süre aslında. Nice 25 yıllarda birlikte olmayı diliyoruz. Çünkü Evrensel her şeyden önce bütün çıplaklığıyla haberleri bize aktaran mecra. Dolayısıyla ona çok şey borçluyuz. 25. yaşın kutlu olsun Evrensel. Nice 25 yılda hep birlikte olalım. Gazetecilerden bahsettik az önce. Şimdi izleyeceğiniz iki isim var. Onları aslında televizyonlardan ve gazetelerden güçlü sesleriyle, güçlü kalemleriyle tanıyorsunuz. Biri Banu Güven, diğeri Çiğdem Toker. İkisi de eline gitarı aldı ve Evrensel için şarkılar söyledi. Çiğdem Toker Evrensel için bir beste yaptı üstelik. Bunu da burada ilk defa izleyeceksiniz. Biraz da magazinleştirelim. Bir daha başka bir yerde bulamazsınız. Evrensel'de hakikate, Evrensel'de hakikate. Yollarında gerçeğin zorlu engeller, göze almanın öteki adıdır haber. Yollarında gerçeğin zorlu engeller, bedel ödemenin öteki adı haber. Nice 25 yıla, nice 25 yıla. Evrensel'e dayanışmanın selamıyla. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Arkadaşlar, sevgili Evrensel, doğum gününün doğum gününüz kutlu olsun. Dünyanın hiçbir yerinde bir yayın kuruluşunun bunca yıl başı dik, başladığı çizgide devam edebilmesi yayın hayatına kolay bir şey değil. Hele Türkiye koşullarında son 25 yılda bu hiç kolay değildi. Dolayısıyla çok gururla kutlanılması gereken bir yıl dönümü bu. Daha nice çeyrek asırlar olsun. İyi ki doğdun Evrensel. Tabii işçinin ve emekçinin gazetesi diyoruz aslında Evrensel için ama emek ve demokrasi mücadelesinde de Evrensel'in yeri elbette çok ayrı. Geçmişten günümüze sendikalar, barolar ve meslek örgütleri üzerine çok yoğun baskılar vardı ve son dönemdeki durumu da Evrensel'den takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sendikalar, barolar ve meslek örgütlerinin temsilcileri de Evrensel'le güzel dileklerini paylaştılar. Basının ve medyanın tek sesli hale getirilmeye çalışıldığı bu süreçte işçi sınıfının ve emeğin haberlerini yapan Evrensel Gazetesi'nin 25. yılını kutluyoruz. Omuz omuza aydınlık bir gelecek için ve emeğin Türkiye'si için mücadeleye devam. Evrensel'in 25. yılı hepimize kutlu olsun. Gazeteler toplumların doğru bilgilendirilmesi ve aydınlatılması için gerçekten çok önemli araçlar ve sınıf mücadelesinde çok önemli bir parçası. Evrensel 25 yıldır işçilerin, emekçilerin sesini sayfalarına taşıyarak onlara ses olarak bu mücadelenin de çok önemli bir parçası oldu. Her türlü baskıya rağmen yılmadı, meslek etiğini sonuna kadar korudu, gazetecilik faaliyetini sürdürdü, her türlü baskıya rağmen dayanışmayla ayakta kaldı. Bundan sonra da nice 25 senelere. Evrensel, geçmişten bugüne eşine az rastlanan gerçek bir gazetecilik örneği vermiş, emeğin, emekçinin ve toplumun tüm kesimlerinin yanında yer almaktan vazgeçmemiştir. Tüm toplulukların yanında bulunup onların sesini olmaya çalışmış, gerçekten hayatın içinde yaşananları yansıtmaya çalışmıştır. Evrensel kurulduğu günden bu yana toplumun haksızlığa uğramış bütün kesimlerin yanında olmuş, sınıfın, kadınların, gençliğin, emeğin, emekçinin taleplerini dile getirmiştir. Bugün medyanın tekelleştiği,
yayın organlarının iktidarın sesi olduğu bir sürecin içinden geçiyoruz. Böyle bir dönemde toplumsal muhalefetin taleplerini dillendirmesi açısından evrenselle dayanışma içerisinde olmanın büyük bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. TMOP ve bağlı odalarının bilimi ve tekniği halkımızın hizmetine sunma mücadelesinde Evrensel TMOB'nin yol arkadaşı, Evrensel Gazetesi'ni bugünlere taşıyan, gazeteyi omuzlayan tüm emekçilere selam olsun diyorum. Evrensel Gazetesi'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. TMOB'nin evrensele ihtiyacı var. Ülke halkının Evrensel Gazetesi'ne ihtiyacı var. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun. Basın özgürlüğü halkın haber alma hakkının güvencesidir. O güvence yok olduğunda düşünmek olası ise de ifade etmek olanaksız olur. O nedenledir ki özgür basın demokrasinin olmazsa olmazıdır. Basın susarsa, susturulursa, sinerse basın nefes alınamaz. Basın susarsa, susturulursa, sinerse basın yaşamaz demokrasi, yok olur özgürlükler. Basın susarsa, susturulursa, sinerse basın tutunamayız evrensel değerlere. Şimdi öyle bir dönemi yaşıyoruz. Baskıların giderek yoğunlaştığı, basın ilan kurumu gibi devlet kuruluşlarının ilan tekelini silaha dönüştürdüğü, reklam tehdidinin demokrasinin kılıcı gibi tutulup teslim alınmaya çalışıldığı bir karanlık dönemden geçiyoruz. Tam da böyle dönemlerde teslim alınamayan, boyun eğmeyen, rağm etmeyen, direnen gazetelere ihtiyaç var. Onların da halkın desteğine ihtiyacı var. Evrensel böyle bir gazete. Yandaş olmayı reddedip direnen, kazancını nakit değerlerde ölçmeyen, yazılamayanı yazabilen birkaç basın organından biri. Ona çok ihtiyacımız var. İyi ki evrensel var. Ona tutunmak gerek. Türkiye'nin ve dünyanın önemli piyanistlerinden Gülsin Onay, operanın nefesini halk türküleriyle buluşturan Haluk Tolga İlhan ve Zazaca müziğin önde gelen isimlerinden Mikail Aslan ve Cemal Koçgiri de Evrensel'e ezgileriyle ve mesajlarıyla destek verdi. Evrensel Gazetesi'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Sanat haberlerine yer veren bu değerli basın organımıza nice güzel yıllar diliyorum. Bol haberle ve bizlerle hep yanımızda olsunlar. Thank you.
Sevgili dostlar, merhaba. Evrensel Gazetesi'nin 25. yılı kutlu olsun. 25 yıldan beridir barıştan, emekten, haktan ve adaletten yana habercilik yapıyorsunuz. Sizlerle beraber çalışan bütün kardeşlerimizi selamlıyoruz ve sizin nezdinizde cezaevlerinde olan yüzlerce basın emekçisini de buradan selamlıyoruz. Çalışmalarınız daimi olsun, başarılar diliyoruz. Umarım pek yakın bir zamanda cezaevinde mahpus olan basın emekçileri özgürlüğüne kavuşur. Biz de neredeyse 100 yıldır memleketimizde barış ve demokrasiyi çok özlemiş durumdayız. Umarım hepimiz o güzel günleri görürüz. Saygılarımı sunuyorum. Sizlerle pek yakında inşallah görüşeceğiz. Mel mel şi, mel mel şi, tam mel çinu, mel ne veşo, meli, mel ne veşo. Mel mel şi, mel mel şi, tam mel çinu, mel ne veşo, meli, mel ne veşo. Ava sürü kavara, karabeyn serde revşo. Melle melle veşo Ava sürü kavara Karabel serder revşo Melle melle veşo Kukak titar 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 bidav Titar titar rat titar bidav Titar 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 bidav Bejna mele, bejna kole, bejna mele, bejna kole, kotaçe mele hava gole. Patu kone vere feke piyeto ne zanena, non usole, mele, non usole. Mel mel şi, mel mel şi, tam mel çinu, mel ne veşo, meli, mel ne veşo. Mel mel şi, mel mel şi, tam mel çinu, mel ne veşo, meli, mel ne veşo. Tatito, tatito, ribido. Tati to, tati to, ribido. Capico birdo. Tati to, tati to, ribido. Tati to, tati to, ribido. Qayda mala, qayda duza, qayda mala, qayda duza. Başka mala nas neken ujadı kortikına ver kıza. Melle ver kıza. Mel merşi, mel merşi, tam mel çinu, mel ne veşo. Melle, mel ne veşo. Mel merşi, mel merşi, tam mel çinu, mel ne veşo. Melle, melle veşo, melle. Thank you.
Tabii ki politika, politikanın nabzı hep evrenselde tutuldu. 7 Haziran sonrasında aslında siyaset tek adam üzerinden tarif edilmeye başlansa da evrensel siyaseti hayatın tüm alanlarında takip etti. Tek adamlık dedik, bununla ilgili bir örnek verelim. Şimdi bu hafta sonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı ilan etti önce. Bir gün sonra Cumhurbaşkanı'nın gönlü el vermedi ve yasağı iptal ettim dedi. Ama bugün yeniden saraydan yasak kararı alınabilir de elbette. Şimdi tek adamın ötesinde demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesi veren sesler de bugüne kadar evrenseldeydi, bugün de evrenseldi. Basın için şöyle denir, basın demokrasinin bekçisidir denir. Bu doğrudur. Bu doğru olduğu içindir ki otoriter rejimler önce bekçiden kurtulurlar, ondan sonra rejimi değiştirirler. Türkiye'de de böyle oldu. Önce bekçiden kurtuldu bu iktidar, arkasından da demokrasiden kurtuldu. Böyle bir ortamda bir demokrasi mücadelesi verebilen çok az sayıda basın organı kaldı. İşte evrensel bunlardan bir tanesidir. Evrensel bugünkü demokrasi mücadelesinin temel direklerinden biridir.
O yüzden çok büyük bir sorumluluk taşımaktadır. O yüzden de son derece önemlidir. Dayanışmaya evrenselle büyük bir gerek vardır. Bu evrenselin 25. yıl dönümünü kutluyoruz. Türkiye'de basın organları pek çok gazete 25 yıldan daha eski bir geçmişe sahiptir. Ama bunların pek çoğu adlarını bugün muhafaza edebilseler bile çizgilerini muhafaza edememişlerdir. Evrenselin önemi çizgisini muhafaza ederek, çizgisini sürdürerek bu 25 yıl içinde hiç değiştirmeden varlığını koruyabilmiş olmasıdır. O yüzden Evrensel'in 25. yıl dönümünü içten kutlarım, başarılar dilerim. Bundan sonra da bu çizgisini sürdürmesini dilerim. Daha güzel günlere. 25 yılında Evrensel ile pek çok gelişmeye tanıklık ettik. İşçi sınıfının direnişlerini öğrendiğimiz gibi Evrensel'in haberleriyle, gelen mektuplarla emekçilerin, işçilerin yaşadığı sorunları, mücadele için harekete geçtiği taleplerini ve politik eğilimlerini görme ve anlama olanağı bulduk. Bazen de işçiden işçiye örgütlenmenin aracı olarak da gördük. İktidarların siyasal gericiliğine, baskılara ve yasaklara karşı demokrasi ve özgürlüklerin kürsüsü olduk. Talepleri tehdit olarak görülen ve iktidarlarca ezilmeye çalışılan Kürt halkının, yok sayılan inançların ve kültürlerin, eşitlik ve demokrasi mücadelesi veren kadınların, gelecek mücadelesi veren gençlerin, ayrıca üretici köylülerin, çevrecilerin, küçük esnafın, kısacası tüm halkın sesi ve mücadele mevzisi oldu. Tek adam yönetiminin otoriterliğinin arttığı, demokratik kazanımların ortadan kaldırıldığı, siyasal baskıların ve yasakların daha fazla uygulanmaya başladığı, basın ifade özgürlüğüne ihtiyacın her geçen gün daha fazla hissedildiği bu siyasal koşullarda Evrensel'i yarına taşımak hepimizin sorumluluğu. Nice yaşlara Evrensel, kazanımlarla, zaferle. Evrensel Gazetesi 25 yıldır yayın hayatında. Her sabah büyük bir dikkatle okuduğum gazetelerden birisin. Emeği öğrenmek istiyorsanız, çalışanı, üreteni öğrenmek istiyorsanız Evrensel okuyacaksınız. Çünkü o emeğin, alın terinin hakkını ve hukukunu savunuyor. 25 yıldır mücadele ediyor. Tabii sadece kendisi etmedi, yazarları, çizerleri de mücadele ettiler. Metin Göktepe gibi değerli bir gazeteci işkencede hayatını kaybetti. Ama Evrensel kararlılıkla yoluna devam etti. Ben bütün çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum ve onları ayrıca kutluyorum. Evrensel Gazetesi çeyrek asra dayanan yayın hayatıyla özgür ve muhalif basın geleneğinde özel yeri ve misyonu olan bir kurumdur. Aynı zamanda emekten, emekçiden, yoksullardan, ezilenlerden yana tutumuyla, barışı, demokrasiyi, adaleti savunan çizgisiyle, emek ve demokrasi mücadelesine de çok değerli katkılar sunmuştur. Baskılara direnerek bugünlere gelen, Metin Göktepe'nin mirasını onurla taşıyan Evrensel Gazetesi'ni 25. kuruluş yıl dönümünde gönülden kutluyorum. Bu gazeteyi bugünlere taşıyan bütün emekçileri, yarınlara taşıyacak çalışanları ve okurları da buradan sevgiyle selamlıyorum. Evrensel Gazetesi'nin 25. yılını içtenlikle kutluyorum. Bir kuşağın, özellikle de bizim kuşağın Evrensel'le büyüdüğünü söyleyebiliriz. İktidar medyasında kendisine asla yer bulamayacak, asla yayınlanmayacak olan emekten yana bir haberi, ezilenden yana bir haberi, bizim kuşağın kalbi solda atanları ilk kez Evrensel'de okumuş olabilir. Bu yüzden çok kıymetli. Ezilenlerin sesi olduğu için destek olunmalı, yaşatılmalı, okunmalı, okutulmalı. Nice 25. yıllara Evrensel Gazetesi. Yalana, çarpıtmalara, en önemlisi paranın gücüne karşı farklı bir habercilik emekçiler için hava kadar değerli. Evrensel 25 yıl önce emekçinin sesi olmak için yola çıktı ve bu yolda ilerlediği için türlü engellerle karşılaştı. Tutuklamalar, kapatmalar, Metin Göktepe'nin katli bu saldırıların en alçakça örneklerinden biri oldu. Yine de yolunuza devam ediyorsunuz ve iyi ki devam ediyorsunuz. Tekelci medyaya karşı her karşı kuvvet büyük değer taşır. Biz buradayız ve işte onların medyası kendi yarattıkları kir ve çamurun içinde çırpınmakta. Nice yıllara Evrensel. Gazeteciliğin insanlık adına tutunduğu en önemli ilke,
gerçek ile olan ilişkisidir. Yani halkın haber alma hakkı bilinciyle haber yapmak. Çeyrek asırdır bu bilinçle haber yapan Evrensel Gazetesi. İyi ki varsın. 25. yaşın kutlu olsun. Dayanışmayla. Evrensel'in 25. yıl kutlaması Türkiye ile sınırlı kalmadı. Elbette İranlı sanatçı Majid Kazemi mültecileri anlattığı parçasını Evrensel'le paylaştı. Üniversite yıllarında Evrensel'i gençlere ve işçilere ulaştıran Üner Demir de bizimle birlikte. Ve tabii ki piyano. Türkçe caz denilince akla gelen ilk isimlerden Çiğdem Erken'in de dostlarına selamı var. Bugün Evrensel Gazetesi'nin kuruluşunun 25. yılı. Evrensel Gazetesi her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmuştur. Özgürlüklerin peşinde olmuştur. Bizim için çok değerli bu anlamda. Ben de bu güzel günde hem Evrensel okuyucularını hem de orada emeği geçmiş bütün arkadaşlarımı, dostlarımı sevgiyle selamlıyorum. Ve bugünün anısına sizlere yeni albümümden Yeniden Doğar Mıyım adlı şarkımı çalmak istiyorum. Herkese mutluluklar, sağlıklı günler diliyorum. Gözyaşlarım sende.
Yıllardır zaman zaman büyük zorluklarla, yıllardır çok büyük sıkıntılarla da olsa çok büyük emeklerle yayın hayatına devam eden, yeri hepimizde ayrı olan bir gazete. Ayrıca benim de üniversite yıllarımda dağıtımında bizzat bulunduğum bir gazete olduğu için şu an bu videoda olmak ayrı bir keyif benim için, ayrı bir gurur. Ben de bir şarkı söyleyerek bu videoda bulunacağım. İyi seyirler diyelim. Gökyüzüne çizilmiş resimlere benzerdik. Rüzgarın peşine takılan bir nefes gibiydik. Kırdı dallarımızı fırtınalar, boranlar. Kaldı bahar çiçekleri üzerinde sevgimiz. Gözlerimiz sevgi, yüreğimiz sevdaya, ellerimiz emeği anlatırdı usanmadan. Kırdı dallarımızı fırtınalar, kaldı bahar çiçekleri üzerinde sevdamız. Uzakta başlarında yanan ateşlerdeydik. Kentin sokaklarında dalga dalga özgürlük direndi. Teslim olmadık, binlerce kar delendik. Kaldı çocuk yürüyüşleri, ışığında kavgamız. İyi ki varsın Evrensel, nice seneler. چه خوبه تخت گازیشون بیاد و رچه از رو من. از اون خونه به این ورته فقط دیوار ویزاریست. تو هیچ بیغول انگاری واسه من یه نفر جانیست. از اون خونه به این برته فقط دیوار بیزانیست. تو هیچ بیغول انگاری واسه من یه نفر جانیست. تو کابوس یه تبعیدی تو این کمپی که دیوونه است. کسی با گریه میخونه جهنم بهتر از خون است. تو کابوس یه تبعیدی تو این کمپی که دیوونه است. کسی با گریه میخونه جهنم بهتر از خونه. میخوای منو نگاه کنی که راهمو کج میکنم. جلوی ماشین پلیس تبعیدمو لج میکنم.
به مستای نیمکت نشین با میستم و ظلمی زنم بطریای خالیشونو میشوتم و گل میزنم تهمونده ی سیگارمو پک میزنم صرف کنون به سرعت یه پید و پی شیرجه میرم رو به جنون تو کابوس یه تبعیدی تو این کمپی که دیوون است کسی با گریه میخونه جهنم بهتر از خون است تو کابوس یه تبعیدی تو این کمپی که دیوون است کسی با گریه میخونه جهنم بهتر از her zaman sanatın ve sanatçının dostu oldu. Evrensel en zor zamanlarda da, en neşeli anlarda da Evrensel hep oradaydı. Kimi sanatçılar ilk röportajlarını Evrensel'e verdi. Bazıları oyunlarını Evrensel'de tanıttı. Evrensel'in sayfaları kültür ve sanat için her zaman açıktı. 25 sene olmuş. Ve şimdi bu videoyu çekerken bir kere daha fark ediyorum ki Evrensel gibi bir gazetenin varlığı sadece benim bakış açımda insanlar için değil, bu topraklarda yaşayan, bu tarihi paylaşan her türlü bakış açısı için, her politik fikir için çok önemli. Varlığınız çok kıymetli. Umarım önümüzdeki 25 sene, devirdiğiniz 25 seneden çok daha kolay, çok daha özgür ve herkes için güzel haberlerle geçer. İyi ki doğdun. Söz söylemenin bedelinin ağır ödendiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Evrensel sözünü esirgemeden cesaretle 25 yaşına geldi. Nice senelere Evrensel. Evrensel 25. yaşını kutluyor. Tebrikler hepinize. Evrensel'i var eden tüm emekçilere. 25 yıldır çizginizi bozmadan gazetecilik yaptığınız için tebrikler. Ve bir de özel bir teşekkür. Kültür sanata her zaman çok değer verdiğiniz ve ayrı yer ayırdığınız için teşekkürler. Halkın haber alma özgürlüğünün baskı ve tehdit altında olduğu günümüz koşullarında sizin gibi namuslu, dirençli, devrimci seslerin susmaması gerekiyor. Evrensel Gazetesi'ni uzun yıllardır takip ediyorum. 25. yılınızı gönülden kutluyorum ve daha nice uzun yıllara diyorum. Bugüne kadar hem okumaktan hem de röportaj vermekten çok zevk aldım. Evrensel 25 yaşında. Nice 25 yaşları. Evrensel ismi bana ortak aklı çağrıştırıyor. Bu nedenle iyi ki 25 yıldır Türkiye'de Evrensel gazetesi var. 25. yaşını kutluyorum. Sanata evet. Evrensel gazetesi 25. yılı kutlu olsun. Evrensel gazetesinin 25 yıllık dayanıklı haberciliğini kutluyorum. Umarım bundan sonra da modern çağın demokratik ve çalışkan haberciliğinin örneklerinden biri olur sevgiyle. Evrensel'in 25. yaşına bastığını görmek çok güzel. Bizim gibi solcu muhalif insanlar için bugünlerde sevinilecek çok ender haberlerden biri. Çıkışında küçük bir katkım olduğu için bundan ayrıca memnuniyet duyuyorum. Sadece ezilenlerin haklarını savunmaya, haklı bir davanın sözcülüğünü yapmaya sığınmadığı ve doğru düz gazetecilik de yapmaya çalıştığı için Evrensel'i ayrıca değerli buluyorum. Yaşamın sana bilmediğin, anlamadığın bir dilde, yabancı, tanımadığın bir üslupta şarkı söyleyen biri gibi gelecek. Söylenen şarkı seninle ilgiliymiş, senden söz ediyormuş gibi bir duygu duyacaksın hep. Ama hep de bilmediğin, anlayamadığın bir dilde, sana yabancı, tanımadığın bir üslupta olacak duyduğun. Sevgili Oruç Arıoba'nın bu güzel şiirini Evrensel Gazetesi emekçilerine ve okurlarına gönderiyorum.
Usta'nın da dediği gibi. Evet, yazılanlar bizimle ilgili, bize dair. Tekçi zihniyete karşı çok renkliliği, çok dilliliği ortaya koymak bilinçli bir duruş. Bu sözler Sakine Teyna'ya ait. Teyna 25. yıl kutlamasını Azerice bir türküyle renklendirdi. Çağrı Sinci ise hep biz öldük dedi. İş cinayetinde hayatını kaybeden işçileri hatırlatarak ve Türkiye'nin 68 rüzgarıyla esen efsanelerinden Moğolların solisti Cahit Berkay. O da 25. yılımızda bizi yalnız bırakmadı. İş yerinde patronum mesaide, şaşırdım kaldım adam fabrikanın sahibi. Aman dedim beyim sen dikkat et bir saniye, sakat bu cihaz kolunu kaptı geçen gün İsmail'in. Benimki kolda seninki odun mu dedi, ne diyeceğimi bilemedim sonra patron üsteledi. Emeği bölüşmeden karı bölüşmek olur mu hiç, benim de senin kadar ter dökmem gerek değil mi sence? Birden uyandım çok şükür ki rüyaymış, kapının önüne koyarlardı duysalar bu rüyamı. Nankörlük etme derler karnını doyuranın sabrını, zorlamada gidişine baklar enayi girdi bir kere beynime. Tehlikeli bu fikirler, açım ellerimde sır ve 3 ay sonra bilinmez. Minimum 12 saat 6 gün, saati 4 liradan gece gündüz çalışıp da kolay kolay gülünmez. Oturdum hesap ettim, nasılsa bugün pazar, nasılsa bugün nüfus cüzdanımda adım yazar. Oturdum hesap ettim, bombok oldu beynim iyice, eşit bitmiş adaletmiş kusura bakma hepsi masal. Benden kazandığının 5'te 1'ini veriyor patronum bana, kanun namına yani yasal. Her gün pirzola yenmez de bari ayda bir yesek, çok mu şey istiyor sence lan boş bu kazan. Babam sormuş 1977 yılında, neden çalışanlar aç da çalıştıranlar zor. Çok konuşma demişler Taksim meydanında, sen çalış sus ve şükret, mümkünse kork. Ben de sustum ve şükrettim, bayağı da korktum. Ne olduysa birden kafamda kıyamet koptu. Bir hayalet dolaşıyordu yatak adamda belki de, sor diye fısıldadı bana ve ben de sordum. Neden hep biz öldük? Güzelim sensen, aman güzelim sensen, kalbimin tacı, gözümün nuri, gözümün nuru.
Yaralıyım
Müzik